Lake District'te devam ediyoruz. Dün gece Grasmere'de kaldık. Gingerbread'in ilk yapıldığı dükkanın bulunduğu köydeyiz. Burası çok sevimli. Buradan gitmek istemedim. Çok güzel bir otel çıktı karşımıza. Burası şu anda otel odamızın balkonu. Tam dere kenarında harika bir manzarası var. Güne çok güzel uyandık. Ördek sesleriyle, kuş sesleriyle. Benim için güzel bir sürpriz aslında dün oldu. İskoçya'da, bütün İskoçya'yı gezmeme rağmen İskoç yumurtası bulamamış. Yol üstünde benzin alırken lokal ürünlerin satıldığı bir yere uğradık ve orada İskoç yumurtası bulabildim ve birçok türünü yapıyorlardı. Şimdi onları test edeceğim. İskoç yumurtası nasıl bir şeydir, niye bu kadar merakla bekledim, size anlatmak istedim. İskoç yumurtası dış katmanın et olduğu ve galeta unu gibi, yumurta gibi bir şeye batırılıp iç tarafına da yumurtanın haşlanıp koyulduğu ve daha sonra yağda kızartıldığı bir yemek. Çok popüler bir lezzet İngiltere'de. Çok da lezzetli, ben çok severim, çok da yediğim bir şeydir. Bunun yerinde İskoçya'da gerçek İskoçların yaptığı versiyonunu denemek istedim. Bakalım şimdi lezzeti nasıl. Şimdi burada iki tane var. Bir tanesi haggis, bir tanesi İspanyol sucuğu yani chorizo'lu. Bakalım şöyle önce ortadan ikisini de ayıralım. Bu sucuklu olan, bu da haggisli olan. Dış tarafı dediğim gibi bir galeta ununa ve yumurtaya bandırılmış kısmı zaten şöyle gözüküyor. İç tarafında o kıymalı, sucuklu karışım ve baharatlar var tabii ki içinde. Ve iç tarafında da en ortasında da yumurta var. Bu yumurta sıcak olduğu zaman aslında kayısı kıvamında yapılır bu. Yani bunun ustalığı da, makbulü de odur. Aslında bu da öyle yapılmış. Bakalım önce hangisinden başlayayım? Haggisli olandan. Bu çok güzel. Haggis'in tadı yoğun geliyor. İçindeki yumurta tabii çok taze, güzel bir yumurta belli. Baharatı az, çok fazla baharatlı değil. İngiltere'de genelde yediklerinde daha çok baharatlı oluyor. Bunda çok baharat yok. Ki bu da güzel, bütün tatları daha net almanızı sağlamış. Çok güzel. Bunu çok beğendim. Chorizo'lu ilk kez yiyeceğim. Daha önce hiç chorizo'lu tatmamıştım. Bakalım bunu nasıl yapmışlar. Tabii bu chorizo'lu olan kendi baharatıyla birlikte daha lezzetli geldi bana. Normalde haggis'i daha çok sevmeme rağmen chorizo'luyu daha çok beğendim. Çünkü dediğim gibi baharatı ve kıvamı çok güzel olmuş. Çok güzel. Yani bu aslında İskoç yumurtası bizdeki kıymayla da yapılabiliyor. Evde herkes deneyebilir. Çok bence şık sunumlu, çok güzel bir şey. Bizdeki içli köfte gibi zannedilen ama bizdeki içli köfteden aslında çok farklı olan bir şey. Sonuçta bir şey dolduruluyor, kızartılıyor. Bunun haşlaması da yapılabiliyor bu arada. Veyahut da fırında da yapılıyor. Kızartma ağır gelenlere fırında da yapılabiliyor. Bunlar kızartma olanlar. Çok güzeldi. Ve Lake District'te bugün turlamaya devam ediyoruz. Hava da çok güzel bugün şansımıza. Şimdi biraz bu güzel balkonumuzun keyfini çıkartacağız. Biraz sohbet. Sonra yollara düşeceğiz. O zaman afiyet olsun Şefkado. Lake District'te İskoçya gibi çok yeşil alanın olduğu bir yer. Çok dağlık alan, yine sisli yollar, manzaralı yollardan geçiyorsunuz. Tabi buranın farkı, çok fazla yürüme parkurları yapmışlar derece derece, kolaylık derecesine göre. Birçok yürüme parkuru var. Doğanın içinde yürüyorsunuz. Burada şimdi bir mola verdik. Şöyle bir durup bir temiz dağ havası çekelim dedik içimize. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Durduğumuz yer de çok güzel. Yol kenarında hep böyle dereler akıyor. Çok keyifli. Yani gerçekten çok güzel, arabayla gezmelik harika yollar buralar.